Sayın hocalarım, sevgili meslektaşlarım ve çok değerli asistan arkadaşlarım, Viral Hepatit E Akademi'nin 18. oturumda yine beraberiz. Bu süreç yaklaşık 5 ayı geçmiş oldu. Gerçekten de kendim ve çevremde gördüğüm arkadaşlarım da çok yararlandığını, çok fayda gördüğünü söylediler. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Fehmi hocamız bu işi başlattı hep beraber. Çok da güncel konuları konuşuyoruz ve gerçekten de hepimiz faydalanıyoruz. Bugünkü konumuzun başlığı kronik hepatit D tedavisi. Mevcut durum ve yeni tedavilerden umutlanalım mı diye iki ayrı başlık halinde. Hepatit D deyince akla gelecek Türkiye'de en önemli iki kişiyi konuk ediyoruz ve bundan da gerçekten çok mutluyuz. Bundan da çok şey öğreneceğimizi umuyorum. Bekliyorum. Önce mevcut durumu bize Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen hocamız anlatacak. Mustafa Kemal Çelen hocam Diyarbakır'da Dicle Tıp Fakültesi'nde çalışıyor. Biliyoruz ülkemizde de delta hepatitin prevalans olarak en yoğun olduğu havza Güneydoğu Havzası ve günlük hayatta da bu tür hastaları çok sık görüyor. 2,5 yıllık benim oradaki çalışma hayatımda da bunu müşahede etmiştim. Hocamdan mevcut durumu dinleyeceğiz. Daha sonra Fehmi Hocam, Cihan Hocamızı sunacak ve hepimiz dinleyeceğiz. İyi dinlemeler, iyi izlemeler. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Fehmi Hocam, Ebu Bekir Hocam ve Cihan Hocam merhabalar. Sevgili katılımcılar, Viral Hepatit Savaşım Derneği 21 yıldır hepatit alanında gerçekten çok büyük bir yükü göğüslüyor. Ve bu pandemi döneminde de yine Hepatit E akademileriyle birlikte benim de birkaç defa katıldığım çok güzel bir seri oluştu. Öncelikle emeği geçenlere, başta Fehmi Hocam ve Ebu Bekir Hocam olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepatit Delta tabii ki hepatitle ilgilenen kişilere baktığımızda aslında bugün çok güçlü bir ekip var. Cihan Hocam Delta konusunda sadece ülkemizde değil dünyaca çalışmaları olan çok etkin bir bilim insanı ve bu anlamda Delta'nın tekrar böyle güncellenmesi, update edilmesi noktasında da çok yararlı bir toplantı olacağını şimdiden ümit ediyorum. Ben size daha çok epidemioloji ve Delta'daki son durumdan bahsedeceğim. Ardından da bugüne kadar ne tür tedaviler verdik onlara bahsedeceğim. Yeni ufuk ve umut verici tedaviler kısmını da Cihan Hocam'dan dinleyeceğiz. Tabii viral hepatitlerle ilgilenen ya da virüslerle ilgilenen biz enfeksiyoncular sonuçta hepatit C'de kürü gördük. Hepatit B'de en azından kür konuşuluyor. HIV'de uzak da olsa teorik olarak kür diyoruz ama hepatit delta bu üvey evlat muamelesi gören bu gariban virüs hala ciddi olarak problem. Çünkü transplanta giden HCC ile karşılaşılan hastaların büyük bir kısmında temelde yine hepatit delta söz konusu. Dünya genelinde baktığımızda aslında dünyanın da çok büyük bir sorunu olmadığı içindir ki günümüze kadar tedaviler noktasında, güncel tedaviler noktasında en sonlarda yer almıştır. Ülkemiz bile prevalans çalışmalarında hani düşük endemik olarak görülmekte. Niye? Çünkü ülkemiz içinde de farklılıklar var. Özellikle Diyarbakır, Batman, Elazığ, Van bölgesinde yoğun miktarda delta varken tabii İstanbul mozaik olduğu için İstanbul'da çok yoğun var ama onun dışında göç alan bölgelerin dışında hepatit delta çok da karşılaştığımız bir hastalık mı değil yoksa biz hepatit B'yi takip ederken acaba delta gözüyle bakmıyor muyuz olaya? Çünkü bir hepatit toplantısında sormuştum. Delta antikoru bakan kaç merkez var diye. Salonun neredeyse yarısı delta bakmıyor. Yani bu anlamda acaba delta ile ilgili olarak bizim algımızda da bir eksiklik mi var? Onu konuşmak lazım. Evet, hepatit delta virüsü defektif bir virüs ve gerçekten HBS yüzey antijenine ihtiyaç duymakta. Son dönemde acaba HBsAg'den bağımsız hepatit C ile ya da HIV ile de ilişkili olarak delta enfeksiyonları oluşabilir mi şeklinde yorumlar ortaya çıktı. Çünkü HBsAg'si negatif olup anti-HBs'i pozitif olup deltası pozitif olan vakalar bildirilmeye başlandı. Epidemiyolojik ve bulaş yollarına baktığımızda aslında B'den çok farklı değil. Parenteral, perinatal, horizontal, seksüel bulaş gibi
bulaş yolları var ve HDV enfeksiyonu coğrafik bölgelere göre ciddi farklılıklar göstermektedir. Dünyadaki yaklaşıma baktığımızda HBV taşıyıcılarının %5'inde HDV ile enfekte olduğu düşünülmektedir. Ama bazı yerlerde hiperendemik seyretmektedir. Özellikle Amazon bölgesinde bazı yerlerde de prevalansın azaldığı düşünülmektedir. Gerçekten HDV sıklığı azalmakta mıdır? Bir de hepatit B'leri takip ederken ne sıklıkta delta antikoruna bakmak gerekir? Bunu yine bir değerlendirmek lazım. Komşumuzdan bir çalışma var. Burada özellikle İran'ın batı bölgesinde hepatit delta ile ilgili risk faktörlerine bakılmış. HBS pozitif hastaların %17.3'ünde delta pozitifliği saptanmış. 2010'a ait bir çalışma. Değerlendirilen 84 hastanın 14'ünde HDV pozitif saptanmış. Yani aslında delta konusunda oranımız düşük mü değil mi? Burası çok net değil hala. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Türkiye genelinden 3 farklı çalışmayı getirdim size. Çünkü kronolojik yaş itibariyle güzel. 1985-1999 dönemindeki 14 yılı beşit mıstık değerlendirmiş ve sağlıklı taşıyıcılarda %5, kronik hepatit hastalarında %18 olarak bulmuş. Aynı zamanda Halil Değertekin hocam 2000-2006 yıllarında sağlıklı taşıyıcılarda %4.6, kronik hepatitlerde %16. Benim içinde olduğum ve 3 yıllık vakaları değerlendirdiğimiz çalışmada da sağlıklı taşıyıcılarda %6. Demek ki %4-6 şeklinde bir oran var. Ama iş kronik hepatite doğru ilerleyip ya da kompanse siroza ilerledikçe aslında bu hastalardaki delta oranının da arttığını görmekteyiz. Bu bizim 2002-2004 yıllarındaki çalışma 889 inaktif hepatit B taşıyıcısıyla 120 kronik hepatit B hastası değerlendirildi. Ve taşıyıcılarda %6, kronik hepatit B hastalarında %27.5 oranında delta pozitifliği saptandı. Taşıyıcılığın süresi çok önemli. Bununla ilişkili ne kadar uzun süre yüzey antijenine sahipseniz ise delta gelişme riski de bu kadar yüksek olarak seyretmektedir. Şimdi Elazığ bölgesinden İbrahim Ali Bahçecioğlu'nun bir çalışması yine 2011 yılına ait. Dikkat edin burada %45.5 olarak delta saptanmış ama buradaki hastaların büyük bir çoğunluğu siroz. Demek ki EBSAG'ye bağlı sirotik vakalar ne kadar çoğalırsa ya da belki de B artı D sirotik vakalarının yoğun olduğu bir hasta popülasyonu olduğu için %45 gibi aslında çok da kabul edilmeyecek bir oranla karşı karşıyayız. Demek ki delta açısından yakından takip etmek lazım. Selma Tosun hocamız özellikle Türkiye'deki viral hastalıklarda özellikle hepatit delta virüs enfeksiyonunun epidemiyolojisinin değişimiyle ilgili olarak bir makalesi vardı 2013 yılında, 8 yıl önce. Ve burada sonuç olarak diyor ki aslında ülkemizde son yıllarda HDV prevalansı azalma göstermekle birlikte tabii hepatit B'nin aşılamasının burada çok büyük bir önemi var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve düşük sosyoekonomik düzeydeki bölgelerde hala delta büyük bir sorun olarak önemini korumaktadır şeklinde bir yorum var. Evet, HDV genotiplerine baktığımızda filogenetik analizde farklı genotiplerle karşı karşıyayız. Fakat özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada genotip 1 en yoğun olan ve yine en ciddi seyirli olan, biz bu hepatitler konusunda hep maalesef kötü durumdayız. B'de, C'de, Delta'da yine kötü bir genotipe sahibiz. Şimdi hepatit delta dediğimizde klinik olarak baktığımızda iki tane farklı klinik yaklaşım var. Bunlardan biri koenfeksiyon, diğeri ise süper enfeksiyon. Ben hiç koenfeksiyon görmedim bugüne kadar. 20 yıllık süreç içerisinde hiç yakalayamadım. Genelde yakaladıklarımız süper enfeksiyon. Ve süper enfeksiyonlar maalesef kronikleşme ve sirozla HCC riski açısından koenfeksiyona göre daha büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu enfeksiyonda her iki virüsü eş zamanlı olarak birlikte alma diye bir klinik tablo söz konusuyken, diğerinde B zeminde gelişen kronik bir sürecin üzerine herhangi bir dönemde delta enfeksiyonunun eklenmesi gibi bir durum söz konusu. Tabii ki HBV ve HDV'nin eş zamanlı bir enfeksiyon olarak alınması hangi riskli popülasyonda olabilir? Belki damar içi madde bağımlıları gibi bir
popülasyonda olabilir. Burada semptomlar HDV RNA'nın ve HBsAg'nin eş zamanlı ortaya çıkması gibi ALT yükselmeleri, semptomlar gibi durumlarla ayırabiliriz. Çok önemli mi? Teorik olarak evet, ama pratik yansımada dediğim gibi genelde vakalar süper enfeksiyon olarak değerlendirdiğimiz ve gördüğümüz için çoğunlukla sadece teorik bilgi olarak kalmakta. HB ve HDV süper enfeksiyonuna baktığımızdaysa öncesine ait bir semptom dönemi vardır. HBsAg pozitifliği ve hikayesi vardır. Onun üzerine gelen yine ALT dalgalanması, anti-HDV immünoglobulin M pozitifliği ve HDV RNA pozitifliği ile seyreden bir süreç mevcut. Ve bu süreçte de maalesef hepatit delta, hani çok tipik bir soru vardır. B mi kötü, C mi kötü, D mi kötü? Evet, gerçekten de son derece ağır seyrediyor. Bizim kendi takip ettiğimiz hasta popülasyonumuzda hepatit B artı C artı D vakası var bir tane. Ve gerçekten hala yaşıyor. Şu anda da iyi giden bir vaka. B tedavisi gördü, bir dönem C tedavisi gördü, interferon delta için gördü. Ama kompanse kronik karaciğer hastalığı olan, şu aşamada da uyuyan dev modunda olan bir hastamız. Ve gayet iyi gidiyor. Takiplerine de devam ediyor. Yani üçünün bir arada olduğu hastalıklarda mevcut. Peki kronik hepatit delta niye bu kadar önemli? Bir kere siroz gelişme riskini 3 kat artırıyor. Hastaların %70'inde 5-10 yıl içinde siroza dönüşme potansiyeli yüksek. Splenomegali yüksek düzeyde görülüyor. ALT ve AST yüksek seyrediyor. Yüksek viremi görülüyor. Ve HDV RNA düzeyiyle prognoz arasında bir korelasyon var mı? Yani HDV RNA'nın yüksek oluşu hastalığın prognozu üzerinde etkin midir? Şu ara tabii takip, tedavisiz izlediğimiz çok sayıda delta hastası var. Peki de interferonunu almış vesaire. Mevcut klinik araştırmalar var, onların içine dahil olamayan. Takip ettiğimiz ama enzimleri normal seyreden ve süreç itibariyle de çok kötü gitmeyen bir grup da var. Demek ki viral yük hepatit B'deki gibi gerçekten prognozla doğrudan ilişkili mi? Belki bu konuyu tartışabiliriz. HCC riski gelişmesi açısından hepatit B'ye göre 3 kat daha fazla risk oluşturuyor. Dekompansasyon riski hepatit B'ye göre 2 kattan daha yüksek bir risk oluşturuyor. Yani baktığımızda birçok risk faktörünün ortada olduğunu görüyoruz. Bizim bundan yıllar önce yine Fehmi hocamlarla birlikte HepNet çalışma grubuyla yaptığımız bir çalışmaydı bu. Ülke genelinde 7.366 HBsAg pozitif hastanın deltasına baktık ve 206 hastada delta pozitifliği sapladık. Türkiye geneli olarak baktığımızda delta pozitifliği %2.8 çıktı. Fakat Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vakalarda %4.5 gibi bir oranla karşılaştık. Yani neredeyse 1.5 kat daha fazla. Hastaların %63'ü erkek. Yaş ortalaması baktığımızda hiç de yaşlı bir grup değil. Ve bu grubun da e-antijen pozitifliği yine %20. Tabii buradaki bu e-antijen pozitifliğini yükselten yine Güneydoğu Anadolu vakaları. Erken dönemdeki kronik süreçler. 15 merkezin katıldığı bir çalışmaydı. Peki risk faktörü olarak neleri saptadık? Gördük ki erkek olmak, 5 yıldan uzun süre HBsAg taşıyıcılığının olması, ailede en az bir hepatit B hastasının olması ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamak aslında bir risk faktörü olarak delta açısından önümüze geliyor. O halde şöyle bir düşünelim. 5 yıldan uzun süredir hepatit B'si olup da delta bakılmayan çok sayıda hasta var Türkiye'de ve bunların aslında bir taranması lazım. Biz şu an bölgesel bir çalışmayla aslında delta havuzunu oluşturmaya çalışıyoruz ve tüm 12 merkezin katıldığı bir çalışma. Hepatit B hastalarımızda delta'yı bir update edip elimizde delta hastalarımız ne durumda, tedavi almışlar mı, sirozlar mı, aktifler mi, bunu değerlendirmek için yeni bir çalışma başladık. Şimdi farklı çalışmalar var. 28 yıllık bir çalışma, 299 hasta, 233 ay boyunca izlenmiş. Akut hepatit delta hastası 7 tane, orta kronik hepatit hastası 101 tane, ciddi seyreden 76 hasta, sirozu olan 104 hasta var. Ve bunlar farklı farklı tedaviler almışlar. Ve sonuç itibariyle 82 olguda siroz gelişmiş, 136 sirozlu olgunun 46'sında HCC gelişmiş,
Yani hepatit delta hastaları bir şekilde ilerliyor. Siz tedavi etmeseniz de hani viral yükü yüksek enzimleri normal olarak görsek bile maalesef kadın cinsiyet, alkol kullanımı, HDV replikasyonu dekompansasyonla HBV replikasyonu ve interferon kullanımı da HCC gelişme riskiyle ilişkisi bulunmuş. Bu anlamda 28 yılın sonunda HDV replikasyonunda %4 siroza, %3'e yakın olguda da HCC'ye dönüş gibi bir durumdan bahsediliyor. Ve uzun süreli takiplerde aslında delta hastalarını neleri beklediğinin önemli bir göstergesi. O halde hepatit delta enfeksiyon ve seyrine baktığımızda o enfeksiyon fulminant seyri artırır ama ben hiç görmedim. Süper enfeksiyonda persistan seyir var. Mortalite yüksek, siroz gelişme ve HCC gelişme riski anlamlı derecede diğerlerine göre yüksek. O halde tedavi noktasında biz neye göre karar veriyoruz? HBS antijeni pozitif olan, anti-HDV'si pozitif olan, HDV RNA'sı pozitif olan bir bireyi yakaladığımızda ALT yüksekliğinden bağımsız olarak mı değerlendirmek lazım yoksa ALT'si yüksek olan hasta grubunu mu tedavi etmek lazım? Bir. İkincisi, hasta kronik karaciğer hastasıyken mi tedavi edilmeli? Presirotik, sirotik dönemde yakalanan hastalar düşük doz interferonla tedavi edilmeli mi? Bu risk alınabilir mi? Merkezlerin bu konudaki yaklaşımı çok önemli. Çünkü biliyoruz ki interferonların immün modülatör etkisinden dolayı bazen iyilik yapalım derken bir hepatik alevlenmeye yol açarak bazen bunu durduramayıp ki çoğunlukla da böyle oluyor. Transplanta giden hastalarla da karşılaşıyoruz. Bu yüzden delta hastalarında özellikle siroz varsa interferon konusunda ya çok iyi bir merkez olmalısınız ya da köşe başınızda hemen yanınızda iyi bir transplant ekibiniz olmalı. Pegile interferonları biz bir dönem çok yoğun kullandık ama günümüzde interferon, pegile interferon alfa noktasında delta dediğimizde mutlaka çok dikkatli olmalıyız. Burada aslında Cihan Hocam da sonra belirtecek. Ben hani tartışmaya açık bir konu olması için sormak istiyorum. Kronik hepatit delta hastalarımızı interferonla tedavi etmeli miyiz yoksa bekletmeli miyiz? Buradaki o ince çizgi ne olmalı, nasıl yaklaşmamız gerekir diye bir soru sormak istiyorum. Tedavi seçeneklerine baktığımızda elimizde pegile interferon alfa tek tedavi yöntemi olarak görülüyor. Birçok oral antiviral kullanıldı. Bunların hiçbirinde etkin bir durum görülmedi. Tedavi süresi 1 yıl mı 2 yıl mı? Yıllarca denedik, hatta bir dönem SUP'tan faydalanmak için 1 yılı enfeksiyoncu, diğer yılı gastroenterolog çıkarıyordu. Tabii SGK olayı fark edince anında orayı kapattı. Sonra onu da yapamadık. Ama bir dönem 2 yıl verdiğimiz oldu. Faydası oldu mu? Çok da olmadı gibi. Farklı çalışmalarımız vardı. Cihan Hocam'ın önderliğinde özellikle HITIT çalışması, HITIT 1, HITIT 2 çalışması vardı. Biri adefovir ile biri tenofovir ile birlikte verildi. Önce faydalı oldu mu denildi. Sonrasından çok da faydalı olmadığı görüldü. Muamma. Sonuç itibariyle hiçbirinde aslında çok da etkin bir şeye rastlamadık. Farklı çalışmalarda uzun dönem takipler yapıldı. Bu İtalyan kohortunda 188 hastanın değerlendirildiği bir çalışma. Çalışmanın başında 82'si kronik, 106'sı sirozdu. Fakat sonraki takiplerde bakıldı ki kronik hepatitlerin neredeyse %25'i siroza dönüştü. Ve bu dönüşenlerin de %25'i siroz artı HCC'ye dönüştü. Siroz olanlarda yarı yarıya neredeyse %60 oranında dekompansasyon, geri kalanlarda dekompansasyon artı HCC gelişti. Yani bu hastaları beklettikçe süreç maalesef kötüleşiyor. Burada önemli risk grupları neler? Erkek cinsiyet, tedavi almamış olması ve baseline döneminde hastanın sirozla gelmiş olması önemli risk grupları olarak değerlendirildi. Evet, son durum nedir delta enfeksiyonunda? 30 yıldır içimizde konuşuyoruz fakat gerek siroz gerek HCC'ye dönüşüm açısından gerçekten son derece prognozu kötü seyreden bir hastalık. Oral antiviral tedaviler etkisiz. Pegile interferon alfa kullanımı viral yük üzerinde %25 oranında negatifleştirmektedir ama kalıcı viral yanıt etkinlik bizde %10 görüldü kendi bölgemizdeki çocuklarda.
Geleceğin farklı farklı çalışmaları var. Kür noktasında tabii ki hepatit D'de kür olacak mı? Bu henüz çok uzun bir olay. Fakat hepatit delta'da da çok etkin çalışmalar var. Farklı farklı reinasyon inhibitörleri, giriş yolu inhibitörleri, nükleik asit polimeraz blokörleri gibi tedavi modaliteleri var. Sonuç olarak interferon yetersiz. Diğerleriyle ilgili henüz bilgi yok elimizde. Klinik çalışmalarımız var. Cihan Hocam'ın yürüttüğü, benim de içinde olduğum çalışmalar. Hepatit B'deki gibi entecavir, tenofovir gibi ya da hepatit C'deki gibi ilaçla karşılaşır karşılaşmaz etkinliğini azaltacak, böyle içimizi rahatlatacak bir tedavi yaklaşımı yok. Ve muhtemelen bu yukarıdaki bildirilen ilaç kombinasyonlarının peki interferonlarla veya yeni interferonlarla birlikte olacak olan çalışmalar bu anlamda bizi umutlandırıyor demek istiyorum. Diyarbakır'dan, Hasanpaşa Hanı'ndan güzel bir akşam manzarası, COVID öncesi döneme ait bir akşam manzarasından sizi selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa, çok güzeldi. Ben öncelikle bu toplantımızı koşulsuz destek veren Gliat İlaç Sanayi'ne teşekkür ederek başlayayım. Evet, hepatitlerde Mustafa Kemal de çok güzel söylediği gibi C'de kürü gördük 90'larda başlanan bir kronik hepatit B tedavi döneminde. C'de gördük, B'de artık kontrol edilebilir, baskılanabilir bir seviyede kürü bekliyoruz tedaviler. Ama Delta'da halen büyük problemlerimiz var. Bu konuda gerçekten dünyadaki önemli figürlerden biri Cihan Hocamız. Onun önderliğinde de epey bir Delta çalışmasına katıldık. Önümüzde neler var? Neler çalışılıyor? Çünkü son yıllarda özellikle faz çalışmaları, bu konuda ilaç geliştirme çalışmaları da arttı. Bundan sonra yüzümüz gülecek mi, gülmeyecek mi? Bu konudaki cevapları almak üzere sözü ben Cihan Hoca'ya bırakıyorum. Katkıları, soruları toplantı sonrası hep beraber tartışacağız. Buyurun hocam. Şimdi kronik hepatit, ekranda slaytım görünüyor değil mi? Evet evet, gayet güzel. Tamam, yeni tedavilerden umutlanalım mı diye başlayacağız. Fakat önce bir iki haberle şöyle bir kısa şey yapayım. Bu hepatit B ile D'nin birlikteliğini hepimiz biliyoruz ama hepatit C ile de olabiliyor veya başka virüslerle de olabiliyor. Bunu çağrıştıracak çok güzel in vitro temel bilimsel bir çalışma yayınlanmıştı şeyde, Nature Communications'da 2019'da. Ondan sonra bunun gerçekten de insanlarda var olabileceğine dair bir tane vaka sunuldu. Hepatolojide yayınlandı. 120 tane C hepatitler arasında bir tane hepatit delta anti-HDV pozitif ve HDV RNA'sı pozitif olan bir vaka sunuldu. Fakat hepatit C tedavisinden sonra ne oldu bu hastaya? HDV RNA'sı pozitif kalmaya devam etti mi etmedi mi? Bu konuda bir bilgimiz yok. Çünkü retrospektif bir veri tabanıydı, bir veriydi. Dolayısıyla bilgimiz çok sınırlı kaldı. Ondan sonra iki tane yayın ben gördüm. Birisi Journal of Viral Hepatitis'te, birisi de Liver International'da zannediyorum. Her ikisinde de HCV pozitif, HBS antijen negatif hastalarda anti-HDV pozitif vaka arandı. Bazılarında bulundu ama hiçbiri HDV RNA pozitif değildi. Yine bir başka çalışma, Liver International değil de Journal of Infectious Diseases. Bunlarda da HCV'ye bağlı hepatit D viremilisi olan hiçbir hasta gösterilemedi. Dolayısıyla bu hepatit B olmaksızın delta hepatit olabileceğine dair olan şeyin, çalışmanın klinik karşılığı yok görünüyor pratikte, klinik pratikte. Delta hepatitin dünyadaki epidemiyosuyla ilgili bir sürü şey çıktı. Uzak Doğu kaynaklı yazarların Uzak Doğu'dan veya Avrupa'dan yaptıkları yayınlar çıktı.
bu yayınlarda delta hepatit şeyinin epidemiolojisinin nasıl diyeyim underestimate yani olduğundan çok daha düşük tahmin edildiği üzerindeydi bu çalışmalar. Gerçek delta hastasının çok daha fazla olduğu şeklindeydi. Fakat bu çalışmaların da özelliği 30 yıl önceki literatür verisine dayanıyor kimisi. Yani eski veriler de dahil edildiği için çalışmalara bunlar çok güvenilir değil. Bunları geçiyorum. Nihayet Journal of Hepatology'de Dünya Sağlık Örgütü'nün de eş güdümüyle yapılan çalışma bence %5 oranındaki delta hepatit, hepatit B'lerin %5'inde delta hepatit olduğu şeklindeki genel görüşe yakın ve daha gerçekçi gibime geliyor. Batı'da delta hepatit kaybolmuyor çünkü uyuşturucu kullanımı hala az da olsa devam etmekle birlikte uyuşturucu kullananlarda delta hepatit görülme oranı eskisi kadar fazla değil. Ama bunun ötesinde global olarak 15 milyon intravenöz uyuşturucu bağımlısından söz edilirken global olarak 257 milyon göçmen olayı söz konusu. Günümüzün sorunu göçmenler ve göçmenler nedeniyle delta hepatit batıda da görülür hale geldi. Şurada sağ taraftaki görülen oranlar %10'dan aşağı olmayacak şekilde Batı Avrupa ülkelerinde nüfusun %10'dan fazlası göçmenden oluşuyor. Biz de nüfusumuzun %6'sını filan göçmenlerden oluşur hale getirdik Suriye'den gelen göçmenler nedeniyle. Amerika'da, Avustralya'da tabii göçmen oranı çok daha fazla. Şimdi gelelim yeni tedavilere. Esas benim konum bu. Şu yeni tedavilerde ne var? Yeni tedavilerde bir, Mirtudex B var. Hepatosit entry inhibitörü. İkincisi Lonafarnib var. Farnesil transferaz veya prenilasyon inhibitörü. Üçüncüsü nükleik asit polimerleri var. Dördüncüsü peginterferon lambda var. Bunun dışında hepatit B'nin fonksiyonel veya steril kürünü sağlayacak bir gelişme olursa o delta'ya indirekt olarak etkisi olacaktır. Ama şu anda biz bu daha sınırlı delta hepatite özgü çalışmaları ele alalım istiyorum. Bu son zamanlarda bir hareketlenme oldu delta hepatit konusunda. Yakın zamana kadar hiçbir, yani bundan 5 sene öncesine kadar interferon dışında hiçbir silahımız yokken şimdi yavaş yavaş yeni ilaçlar ortaya çıkmaya başladı. Ve yılların bir beklentisi nedeniyle bu ilaçlara yolu açabilmek açısından tedavide başarı eşiğini mümkün mertebe fazla yüksek tutmamaya yönelik bir yayın yapıldı. Delta hepatit konusunda eksper diyebileceğimiz insanların katıldığı, benim de olduğum. Orada tedavide başlangıçtaki etkinlik göstergesinin HDV RNA'nın 2 log'dan fazla azalmasının yeterli olabileceği şeklindeydi. Bu tabii nihai hedef değil. Ama başlangıç hedefi. Çünkü 2 log azalma, niye 2 log azalma? Çünkü yapılan yeni ilaçlarla yapılan çalışmalarda görüldü ki delta hepatit HDV RNA'da 2 log'dan fazla azalma olduğu zaman tedavi bitiminde bunda genelde ALT normalleşmesi de beraber görülüyor. ALT normalleşmesi de hastalık aktivitesi hakkında bir fikir verdiği için 2 log'luk bir azalma bu şekilde bir işi kolaylaştırıcı faktör olarak önerildi. Şimdi yeni ilaçların şeysi, karakteristikleri burada gösteriliyor. Mirtudex B ve Lonafarnib şu anda faz 3 çalışma evresinde. Replicor ve Pegylated interferon lambda ise faz 2'de.
Şimdi burada söylenmesi gereken bir şey daha var. Mirkudexp, yani bulevirtit, bulevertit veya Hepcludex preparat adıyla Avrupa Birliği'nde European Medical Medicine Agency tarafından geçici ruhsat verildi. Kalıcı ruhsat değil ama geçici ruhsat verildi. Çalışmadan tamamlanmasıyla tekrar değerlendirmek üzere. O yüzden Batı Avrupa ülkelerinden en azından bir kısmında bu ilaç satılır hale geldi. Bir aylık tedavisi 2000 euroyu geçiyor. Mirkudex'in özelliği subkutan olarak günlük alınması gerekiyor. Evet, safra asitleriyle bir safra asitlerini de etkilemekle beraber safra asitlerini de çünkü aynı reseptörü kullanıyorlar. Ciddi bir yan etki, safra asitlerinin bloke edilmesine bağlı, safra asitlerinin artmasına bağlı herhangi bir yan etki görülmüş değil. Ciddi bir yan etkisi yok. Lonafarnib'in bilinen class effect diyebileceğimiz yan etkisi gastrointestinal toksite ve bu yüksek dozlara çıkılmasını engelleyen bir toksite. Bu ona ne yapıyor? İştahsızlık yapabiliyor, bulantı, hatta kusma da olabiliyor, ishal ve bunlara bağlı kilo kaybı görülebiliyor. Doza bağımlı bu etkiler ve bu etkileri azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirildi. Onlardan bahsedeceğim. Replicor'la ilgili çok farklı yan etkiler bildirilse de genel olarak muhtemelen ciddi yan etkisi yok ama intravenöz infüzyon şeklinde kullanmaları büyük bir handikap. Lonafarnib bu arada oral olarak verilebilen tek yeni ilaç, özelliği o. Evet, intravenöz infüzyon şeklinde replikorla ilgili de subkutan formülasyon geliştirilmesi konusunda çalışmalar var. Peki de interferon lambda bilinen bir molekül. O da faz 2 çalışmalarını tamamlamış görünüyor. Faz 3 çalışma yapılacak gibi görünüyor. Onu da bahsedeceğim. Şimdi bulevirtit, Mirkudex ile ilgili çalışmalara gelince ilk çalışma, ilk bahsedici, ilk slide'da proof of concept çalışma, yani Mirkudex B hakikaten etkili mi? Monoterapi ve kombinasyon tedavisi yapılan çalışmalarda doza falan girmeden şunu söyleyeceğim. Kısıtlı sayıdaki hasta üzerinde yapılan bir çalışmaydı. Toplam 14 hasta. Monoterapinin HDV RNA'yı bir miktar azalttığı fakat bu azalmanın güçlü bir azalma olmadığı şeklindeydi. Fakat HDV interferonla kombine edildiği zaman bu kombinasyonun sinerjistik etki yarattığına dair gözlemler oldu. Dolayısıyla Mirkudex B'nin etkinliği görüldü. Fakat Mirkudex B ile ilgili çalışmayı yapanların esas ümidi HBS antijen düzeyinde de azalma görüleceği şeklindeydi. Bunun olmadığı görüldü. İlk çalışmalar bu şekildeydi. Daha sonra çalışmalar geliştirildi ve yeni daha enteresan bulgular ortaya çıkmaya başladı. Bu yeni çalışmaların hiçbiri daha full makale olarak çıkmadı. Dolayısıyla kongre bildirimlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan ilk bahsedeceğim çalışma 2018 ESL'di ve 2019 Avrupa Karaciğer Kongresi'nde sunulan Heiner Wedemeyer tarafından sunulan çalışmalar. Burada PEG interferon 2 mg Mirkudex ve 5 mg Mirkudex PEG interferon kombinasyonu ve 2 mg Mirkudex monoterapisiyle karşılaştırıldı. Her bir hasta kolu 15 hastadan oluşuyordu. Burada da görüldüğü gibi, şurada daha iyi görülüyor. Kombinasyon tedavisi monoterapiye üstündü. Neredeyse iki misli daha fazla antiviral etki sağlıyordu. PEG interferona göre de üstündü tabii ki monoterapi. 2 mg Mirkudex gene de bir miktar azalma sağlıyordu. 48 haftalık tedavi sonuçları bu şekildeydi. Şurada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. 2 mg'la PEG interferon kombinasyonu ve 5 mg'la PEG interferon kombinasyonuna baktığınız zaman her ne kadar burada viral yükteki delta düşüş 5 mg kombinasyonu daha fazla olarak bildirilmişse de HDV RNA negatifliği 2 mg'lı kombinasyonla sanki daha fazla görülüyor gibi. 15'te 9, 10'a 15'te 6. Tabii hasta sayısı az olduğu için
bu konularda herhangi bir hüküm vermek için ihtiyatlı davranmak lazım. HBS antijende azalma isteniyordu biliyorsunuz. Hakikaten de Pegint şeyle, Mirkludex monoterapisiyle daha önceki çalışmada olduğu gibi hiçbir etkinin olmadığı görüldü. HBS antijen negatifleşmesi bir yana HBS antijende bir log'dan fazla da azalma hiçbir hastada görülmedi. Buna karşılık kombinasyon tedavisiyle 30 hastanın 9'unda yani %30 vakada bir log'dan fazla HBS antijen dozunda azalma oldu. Yine burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey. 2 miligramla 15 hastanın 7'sinde HBS antijen negatifliği bir log'dan fazla azalma görülürken 5 miligramlı kombinasyonda ancak 2 hastada HDV-RNA'da bir log'dan fazla azalma görüldü. Bu sefer hakikaten dikkati çekecek kadar gerçek gibi görünüyor. Şimdi bir de 10 miligramlık bulüvertitin etkisine bir bakalım. Bu da eklendi sonuçta. 10 miligram bulüvertit interferonla hem kombinasyon olarak araştırıldı hem de monoterapi olarak tenofovirle tabii. Bu çalışmalar genelde nükleus analoğuyla kombinasyon şeklinde yapıldı ve genelde Almanya'daki çalışmalar tenofovir veya Rusya'daki çalışmalar tenofovirle kombinasyon şeklinde yapıldı. Şimdi burada görüldüğü gibi 2 miligram bulüvertit ile 10 miligram bulüvertitin karşılaştırılmasında 10 miligram daha etkili. Bu beklenen bir şey. Ama 2 miligram bulüvertit ile 5 miligram bulüvertit ve 10 miligram bulüvertitin PEG interferonla kombine edildiği zamanki etkinliklerine bakıldığı zaman viral yük açısından 5 ve 10 sanki 2'ye göre daha üstün olmakla beraber çok fazla da bir fark yok gibi görünüyor. Bunun ötesinde S antijen düzeyinde azalma açısından çok enteresan bir sonuç görülüyor. 2 miligramlık 15 hastanın 9'unda %47'lik bir etkinlik vardı. 5 miligramlık bir hasta daha fazla olmuş. %20 hastada HBS antijende bir logda azalma görülüyor. Fakat daha yüksek doz olan 10 miligram bulüvertit peg interferon kombinasyonunda HBS antijendeki azalma sadece bir hastada görülmüş %6.7. Yani doz artımı hastaların etkinlik açısından hastanın aleyhine gibi görünüyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebini bilmiyoruz. Yani araştırıcılar da bilmiyorlardı. Şu anda bilir hale geldiler mi onu da bilmiyorum açıkçası. Buna karşılık tek başına bulüvertit kullanıldığı zaman HBS antijen düzeyinde gene azalma görülmedi. Peki son Avrupa Karaciğer Kongresi'nde yani olarak yapılan online olarak yapılan Avrupa Karaciğer Kongresi'nde şunu 70 tedavi kestikten 6 ay sonra yani 1 yıllık tedavi kestikten 6 ay sonra ki durum değerlendirilebildi. Burada görüldüğü gibi daha önce bahsettiğim 2, 5, 10 miligram kombinasyonlarındaki HDV-RNA negatifliği ve birazdan şurada HBS antijende bir log'dan azalma şeklindeki son nokta değerlendirme açısından aynı durum devam ediyor. Yani doz arttıkça HBS antijeni olan etki azalıyor. Doz arttıkça HDV-RNA negatifliği de azalıyor. Böyle bir çelişki var. Ama monoterapide böyle bir çelişki yok. Sonuç olarak bulüvertit ciddi yan etkisi yok. HDV'ye karşı etkili bir ilaç ve geçici ruhsat aldı dediğim gibi Avrupa Birliği ülkelerinde. Monoterapinin özelliği HDV-RNA'da lineer azalma sağlıyor. Yani süre uzadıkça monoterapide HDV-RNA'daki düşme artıyor giderek. Başlangıçta dudak bükülen hafif etki uzun kullanımda giderek daha belirgin bir etkiye dönüşme sağlıyor. O yönden bu ilaç açısından olumlu bir gelişme.
Dediğim gibi tek olumsuz taraf subkutan enjeksiyon her gün yapılması gerekiyor. O HBS antijende ise azalma yolu açmıyor. Dolayısıyla tedavi kesildikten sonra nüks olma ihtimali, nüks olmayan vakalar bildirilmiş. Hatta 10 mg'da hiç de fena olmayan bir rakam da belirtiliyor. 1/3 oranında nüks olmadan devam eden vakalar var. Ama böyle bir ihtimal her zaman var. Bunun da görüldüğü bir sürü vaka var. Dolayısıyla 3 yıllık monoterapi şeklinde bir çalışma yürüyor. PEG interferon kombinasyonu sınırlı sürede tedavi, yani 1 yıllık kombinasyon tedavi imkanını sağlıyor. Doz arttıkça HDV RNA'da lineer azalma görülmüyor. Düşük dozlu kombinasyon tedavisi gerek HDV RNA negatifliği açısından gerekse S antijen düzeyindeki azalma açısından daha etkili. Bunun sebebini bilemiyoruz. Lonafarnib'e gelince, lonafarnib farnesil transferaz inhibitörü. Proof of concept çalışmadan sonra bizim Ankara'da yaptığımız çalışmada çok farklı kombinasyonlar denendi ve burada görüldü ki lonafarnib tek başına verildiği zaman tolerabilite açısından sıkıntılar yaşanabiliyor. O anlamda lonafarnib ritonavir ve lonafarnib PEG interferon tedavisi hem tolerabilite açısından daha iyiydi hem de en azından eşdeğer antiviral etki sağlanıyordu. Daha fazla antiviral etki sağlanmış olması ihtimali de vardı. Bunun dışında şöyle bir şey gözlendi. 3 aylık veya 6 aylık tedavi kesildi. Yapılan hastaların bir kısmında tedavi kesildikten sonra viral rebound oluyordu. Viral rebound da biyokimyasal rebound da eşlik ediyordu. Ve bunun sonucunda da gerek ALT gerekse HDV RNA'nın azaldığı veya negatifleştiği görüldü. Yani yararlı bir viral reaktivasyon immünolojik kökenli muhtemelen gözlendi. Mikrodex'in etkisiyle ilgili, lonafarnib'in etkisiyle ilgili mikrodex'i bulan kişilerce yapılan bir çalışmada, in vitro çalışmada, hücre kültürü düzeyinde yapılan çalışmada beklendiği üzere gerek lonafarnib gerekse mikrodex enfekte olmamış hepatositlerin enfekte olmasını engelliyor. Bu beklenen bir etki mekanizmayla da uyumlu. Fakat beklenmedik olarak mikrodex'in immün sisteme herhangi bir etkisi olmazken lonafarnib'in PEG interferona benzer şekilde immün innat, yani adaptif olmayan immün sistemi aktive ettiği gösterildi. Bu da o demin bahsettiğim tedavi kesildi, 3 aylık ve 6 aylık tedaviler kesildikten sonraki hepatik flare'i açıklar nitelikte bir in vitro çalışma gibi görünüyor. Şimdi bundan sonra lonafarnib ile ilgili doz optimizasyon çalışmaları devam etti. Burada çok farklı dozda 10 tane rejim kullanıldı. Ama bunları özetlemek gerekirse yüksek doz ve düşük doz tedaviler şeklinde ayrılabilir. Yüksek dozda lonafarnib 70 mg sabah akşam ritonavir ile kombine olarak kullanıldı. Düşük dozda ise lonafarnib 50 veya 25 mg sabah akşam kullanıldı ritonavir ile kombine olarak. Veya üçlü PEG interferonla kombinasyonla şey yapıldı. Niye ritonavir kullanıyoruz? Ritonavir sitokrom P450 enzim sistemini etkisiyle lonafarnib'in karaciğerindeki konsantrasyonunu arttırmak suretiyle gastrointestinal sistemindeki düşük dozda gastrointestinal sistemi olan olumsuz etkinin azalması, buna karşılık karaciğer içindeki o blokajla karaciğer içi konsantrasyonu arttırmak suretiyle etkinliği arttırabileceği düşünülerek böyle bir yola gidildi ve hakikaten olumlu sonuçları da bir şekilde gözlendi. Burada gördüğünüz gibi yüksek doz lonafarnib verildiği zaman yan etki daha fazla görülüyor. Bu CTCAE kriterleri var. Şimdi ona girmeyeceğim ama burada onlar da grade 2 ve grade 3 toksite hastanın tolere edebileceğinin üzerindeki bir toksiteyi neredeyse ifade ediyor. Yüksek dozda hastaların
neredeyse %50'sinde böyle bir tokside görülürken düşük dozda bu tokside görülme oranı %15 civarındaydı. Buna karşılık yüksek dozla HDV-RNA'nın etkinliği açısından düşük dozla yüksek doz arasında bir fark yok. Hatta düşük doz sanki daha etkili gibi duruyor. Dolayısıyla çalışmanın bundan sonrasında düşük dozlu kombinasyonlar üzerinde çalışmalar yapıldı ve şu görüldü. Tek başına oral formlar kullanıldığı zaman 50 mg'lık lonafenib-ritonavir kombinasyonu 25 mg'lık lonafenib-ritonavir kombinasyonuna göre anlamlı olarak daha etkili olduğu görüldü. Ama üçlü tedavi 25 mg'lık lonafenib-ritonavir kombinasyonu üçlü tedavi burada görülüyor. Sinerjistik etki yapıyor ve en çok daha etkili olduğu görülüyor. 50 mg'lık da üçlü tedavi yapıldığı zaman en fazla etki burada görülüyor. Sonuçta telefonu açmamız lazım. Evet, yani üçlü tedaviler bu anlamda daha etkili. Oral antiviral tedavi açısından şu şey bilgi önemli. Düşük viral yükle başlayan hastalarda 7 hastanın 6'sında %85'inde HDV-RNA'da 2 log'dan fazla azalma veya ölçülebilir değerin altında bir HDV-RNA görüldü. Dolayısıyla düşük viral yükte interferonsuz sadece lonafenib-ritonavir kombinasyonuyla olumlu sonuç almak mümkün gibi görülüyor. Sonuç olarak lonafenib ile doza bağlı yan etkiler var. Bu yan etkiler iştahsızlık, bulantı, kilo kaybı ve ishalde karakterize. Advers olayla başa çıkmada ritonavir ile lonafenib karaciğer konsantrasyonu arttırmak yararlıdır. Monoterapi lonafenib düşük viral yüklü delta hepatite tek oral tedavi seçeneği olabilir. O yönüyle değerlendirilmesine fayda var. Faz 3 çalışmada zaten bunun üzerinde duruluyor. PEG interferon ile kombinasyonda monoterapiye göre PEG interferon kombinasyonu monoterapiye daha etkili. Dediğim gibi PEG interferon kombinasyonunda pardon tam göstermedi ama %78'inde 9 hastanın 7'sinde tedavi bitiminde 2 log'dan fazla azalma veya ölçülebilir düzeyin altında bir HDV-RNA görüldü ve %88 hastada ALT normalleşti. PEG'li interferon lambda, bu da bir tip 3 interferon. PEG interferon alfa'ya farkı ise PEG interferon alfa bütün pek çok hücrede konsantre olurken PEG interferon lambda özellikle hepatositlerde yüksek oranda ekspresi oluyor. Dolayısıyla yan etkisinin daha az olduğu düşünülüyordu. Hepatit C ve hepatit B'de yapılan çalışmalarda bunun böyle olduğu gözlendi. 3000'den fazla hasta bu şekilde tedavi gördü. Dolayısıyla ve benzer etkinlikte hepatit C'de ve hepatit B'de neredeyse sonuç alındı. Buna karşılık yan etki daha azdı. O yüzden delta hepatite bunun denenmesini kararlaştırıldı. Burada iki farklı doz, hepatit B'de kullanılan iki farklı doz, 180 ve 120 mikrogram haftada bir PEG interferon lambda kullanıldı. Ve görüldüğü gibi 180 mikrogramlık dozun 120 mikrograma göre daha etkili olduğu görüldü. HDV-RNA'da ortalama 48 haftada 2.3 log'luk bir azalma görüldü. Tedavi kesildikten sonra %35 hastada yani 3'te 1 hastada HDV-RNA'nın ölçülebilir düzeyin altında kalmaya devam ettiği gözlendi. 180 mikrogramlık dozla. Yan etkiler bu hastalarda hepatik aktivasyon görülebiliyor. ALT ve AST'de 5 misinden fazla artış görülebiliyor. Hiperbilirubinemi görülen vakalar var. %9 vakada. Bunun dışında daha belirgin ALT aktivasyonu %10 hastada görülmüş. Bu ALT flerinden kasıt ALT'nin 10 baseline'a göre 2 mislinden fazla artması ve toplam olarak da normalin 10 mislini geçmesi şey yapılmış.
böyle özellikleri var. Bu yönden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sirotik hastalarda trombosit sayısı düşük olan hastalarda bunları dikkate almak gerekiyor. Peki, PEG interferon lambda lonafarnib ve ritonavir kombine edilince ne oluyor? Bu konuda yapılan ve son Amerikan Karaciğer Kongresi'nde sunulan çalışmanın sonuçlarından bahsedeyim. Burada bu da online yapılan kongreden bahsediyorum. 2020 kongresi. 26 hasta çalışmaya alınıyor. Lonafarnib 50 mg artı ritonavir 100 mg sabah akşam artı PEG interferon lambda 180 mikrogram olarak. Ve bu 26 hastanın 22'si çalışmayı tamamlıyor. 22 hastanın burada tedavi bitimindeki cevap oranları, fakat daha önemlisi bunlardan 5'inde kalıcı viral cevap elde ediliyor. Bu iyi bir oran mıdır? Tartışılabilir ama sonuçta hasta sayıları az. Daha geniş çalışmalara ihtiyaç var. HDV RNA'daki azalma, delta düşüş 24 haftadaki oranlar burada gösteriliyor. Buradaki şey, burada bu, onu da belirtmem gerekiyor. Bu tabii 24 haftalık tedavideki HDV RNA'daki azalmadan bahsediyoruz. Yani 24 haftalık tedaviyle %23 hastada kalıcı viral cevap elde ediliyor, görünüyor. Bu fena bir oran. O nedenle sayı fena bir oran değil gibi görünüyor. Evet. Şimdi bununla ilgili de bir faz 3 çalışmanın bu sene başlaması düşünülüyor. Burada lonafarnib 50 mg, ritonavir 100 mg o sadece oral tedavi kolu olacak. Lonafarnib ile PEG interferon alfa kolu olacak. Pardon. Bu zaten yürüyen çalışma, yürüyen çalışma. Bu yapılıyor. Fakat bunun dışında PEG interferon lambda ile, ben bir slide gözden kaçırmışım. PEG interferon lambda ile de benzer bir çalışma yapılması düşünülüyor ve bu sene başlaması düşünülüyor. Faz 3 çalışma 48 hafta süreyle lonafarnib, ritonavir ve PEG interferon lambda kombinasyonunun test edileceği bir çalışma planlama aşamasında ve bu sene başlaması öngörülüyor. Sonuç olarak interferon lambda, interferon alfa'ya benzer etkiye sahip. Bazı hastalarda hiperbilirubinemi, bunun muhtemelen bir bilirubin transporter molekülünün molekülün etkiyle ilgili olduğu immün aktivasyon veya başka bir mekanizma ile olmadığı düşünülüyor. O nedenle genelde iyi tolere edildiği kabul ediliyor. Ritonavir ile kombinasyon sorunsuz görülüyor. Monoterapi versus lonafarnib ile kombinasyonun araştırılmaya ihtiyacı var. Ve bu konuda da daha geniş bir faz 3 çalışma, dediğim gibi yani faz 3 çalışma bu sene başlaması öngörülüyor. Nükleik asit polimerlerine gelince, nükleik asit polimerler son yeni molekül. Burada esas olay şu, bunlar oligonükleotitler. Oligonükleotitler. Bu oligonükleotitlerde şurada görülen oksijen atomu nükleotitleri birbirine bağlıyor. Fosfodiester bağıyla. O oksijen atomun yerine sülfür atomu aldığı zaman işte bu o nükleik asit polimerleri bunlar. Yani burada fosfodiester değil, fosforotiat, tioid. Yani sülfürün karıştığı bağlantı söz konusu. Ve bu sülfür atomunun sağladığı bağlantı olduğu zaman bu moleküller hidrofob haline geliyor. Ve hidrofob strüktürlerle iletişim içerisine girebiliyorlar. Proteinlerin yüzeyindeki hidrofob yapılarla iletişime geçiyorlar ve bunların nükleotit dizilişinden bağımsız olarak tamamen sülfür miktarındaki oran, sülfür oranıyla bağlantılı, yani hidrofobisite oranıyla bağlantılı bir bağlantı içerisine giriyorlar. Peki nasıl, hangi proteinlerle iletişime geçiyorlar? O işin o kısmı bilinmiyor. Hala orası biraz soru işareti. Yapılan çalışmada delta hepatitte bir tane çalışma var. Hepatit E antijen pozitif hepatit B'de ve E antijen negatif hepatit B'de de birer tane çalışma var.
toplam 3 çalışma var. Her 3 de yayınlandı. Bunlardan bir tanesi Plus One'da yayınlandı. Bu deltahepatik nükleokost polimer çalışması Lancet Gastroenteroloji Hepatoloji'de yayınlandı. E-antijen negatifte de Gastroenteroloji'de 2020'de yayınlandı. Deltahepatik çalışmasına gelince bütün çalışmalarda benzer sonuçlar var esasında. Burada 12 tane deltahepatikli hasta var. Bu çalışma Bangladeş'te yapıldı. Bu çalışma Moldova'da yapıldı. E-antijen pozitif. B çalışmada yapıldı. Bangladeş'te yapıldı. Bangladeş'te yapılan bu Moldova'da yapılan bu çalışmada 12 hastada önce 15 hafta süreyle replikor verildi. Rep 21-39 kalsiyum. Haftada bir intravenöz infüzyon şeklinde verildi. Sonra 15 hafta süreyle replikorla peg interferon kombinasyonu verildi. Ondan sonra da kalan 18 hafta süreyle de sadece peg interferon tedavisi verildi. Bu tedavi bu şekilde bittikten sonra bir yıl sonunda TED hastalar takip edildi 6 ayda bir. Ve yakın zamanda da 3,5 yıllık takiple ilgili sonuçlar yayınlandı. Bu nükleokost polimerlerin etkisini biliyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde S antijeni negatif düşürüyor düzeyini. Ve S antijen negatif oluşan önemli sayıda hasta oluyor. Ve aynı zamanda da S antikor pozitifliği sağlıyor. Hem HDV-RNA'da inanılmaz düşüşler sağlıyor hem de S antijen düzeyinde. Çalışma bitiminde HDV-RNA 12 hastanın 7'sine negatifti. S antijen, bakın S antijen bir yıllık tedaviyle 12 hastanın 5'ine negatifti. Anti-EBS'de 12 hastanın 5'inde gene pozitifti. Daha sonra 3,5 yıllık takipte HDV-RNA negatifliği 12 hastanın 7'sinde devam etti. HBS antijen negatifliği 4 hastanın 12'sinde, 12 hastanın 4'ünde görüldü. Anti-EBS'de 12 hastanın 4'ünde görüldü. Bu sonuçlar inanılmaz esasında. Ve bu konularla ilgili bizden bir editorial yazmamızı istediler. Editorial'daki yazdığımız şeylerle ilgili şunları yazdık. Biz sonuçlar çok etkileyici. Hakikaten en etkileyici sonuçlar gerek hepatit B'de, hani fonksiyonel kür deniyor. Alın işte size fonksiyonel kür, hepatit B'de de çünkü aynı sonuçlar var. En azından bir kısmı hastada bir yıl, bilemediniz bir buçuk yılda fonksiyonel kür sağlıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Ama buna rağmen bir şekilde 60 hastayı içine alan bu hasta grubunun dışında yeni bir çalışma yapılmadı ve Moldova ve Bangladeş dışında hiçbir çalışma yapılmadı. Eksikler neler? Etki mekanizması bilinmiyor. Müthiş etkisine rağmen etki mekanizmaları bilinmiyor. Hücre içinde kalan S antijenin akıbeti ne olabilir? Glukozidaz inhibitörleri vardı. Bilmem hatırlar mısınız? O da hücre içinde S antijenin birikmesine yol açardı. Onun onkojenik yolakların uyarılmasına yol açtığı ve hepatoseller kanser gelişimine yol açabileceği ileri söylüyordu. Ama bu nükleokost polimer örneğinde S antijenin süratle atıldığı bir şekilde gösterildi. 3,5 yıl sonra da hiçbir problem çıkmaması bunun kanıtı bir anlamda. Tedavi sırasında hepatik reaktivasyon görülüyor. Özellikle peg interferonla kombine edildiği zaman reaktivasyon görülüyor. O da yine sirozlu hastalarda bir sorun olabilecek bir şey. Monoterapi versus kombinasyon tedavisi arasında ne fark var? Hangisi ne zaman kullanılabilir konusunda çalışmalara ihtiyaç var. Sadece 12 hastayla bu sorulara cevap vermek mümkün değil. İntravenöz infüzyon şekli, belirli şekli uygun bir yöntem değil tabii ki. Subkutana geçilecek ama subkutan formülasyon geliştirildi ve şimdi üretime geçilip ondan sonra da faz 2 çalışma yapılacak. Sonra da faz 3 çalışmaya geçileceğini söylüyorlar. Güvenlikle ilgili ciddi sorun yok gibi ama dediğim gibi sadece 60 kadar hasta denendi. Daha geniş çalışmalara gereksinim var. Ha bu arada yeni bir nükleokost polimeriyle ilgili hayvan çalışmaları bitti. İnsan çalışmalarının geçilmesi düşünülüyor. Dolayısıyla delta hepatitte
önümüzdeki günler ilginç gelişmeleri gibi. Sonuç olarak şu şeyle bu ayki Journal of Hepatology'de çıkan bir derlemeyle Stefan Urban'ı bitirmek istiyorum. Burada şunu hatırlatmak istiyorum, bakın. Şu anda PEG interferon tedavisi var ve PEG interferon tedavisi dahi delta hepatit için ruhsat almış bir tedavi değil dünyanın hiçbir yerinde. Ama hepatit B'deki ruhsat nedeniyle bir şekilde idareten kullanılıyor delta hepatitte. Dolayısıyla yeni ilaçlara hakikaten çok ihtiyaç var ve o anlamda bulivertitin ruhsat alması, geçici de olsa ruhsat alması müthiş bir olay. İnşallah bunu takip eden başka moleküller de olacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Herhalde burada da yine tedavilerde epey bekleyeceğiz gibi duruyor. Değil mi? Faz çalışmalarının bitmesi falan. Şimdi arkadaşlardan sorular gelmeye başladı. Hocalarımızdan sorular gelmeye başladı. Şimdi bizde tenofovir ve entecavir delta hastalarında devam ediliyor tedaviye. Bu konuda görüşleriniz nedir? Yani etkili olmadığını biliyoruz bunların. Ama bir şekilde de tedaviler devam ediyor. Ne düşünürsünüz? Ben cevap vermem gerekirse ben vereyim. Entecavir veya tenofovirin bir yıllık tedavisinin etkisiz olduğu biliniyor. Uzun süreli tedavide hani acaba CCC DNA'ya dönen bir HBV DNA var. Onun miktarını iyice azaltmak suretiyle CCC DNA'nın havuzunu birazcık yıllar içerisinde yavaş yavaş azaltarak S antigen sentezini de azaltabilir miyiz düşüncesi ve buna bağlı olarak etkili olabileceği düşünüldü veya teorik olarak düşünüldü. Bunu gösteren çalışmalar uzun süreli kullanımda hakikaten S antigen azaldığı için etkinliği olduğuna dair bir şey gösterilmedi. O konuda bilmiyorum, Avrupa Karaciğer Kongresi postgraduate kursta benim yaptığım bir konuşma vardı. Orada hakikaten o çalışmaların hepsine teker teker baktım. Yani HIV pozitiflerde çünkü İspanyol grubunun HIV pozitiflerde tenofovirin etkili olduğuna dair bir çalışması oldu. Fakat daha sonra Fransa'dan ve bir başka ülkeden yapılan çalışmalar bunu teyit etmedi tam olarak. Ama birkaç hastada hakikaten bir etki görülüyor. Orada belki bizim tahmin ettiğimiz gibi şey de olabilir. Yani hepatit delta'nın daha az baskın olduğu delta hepatitlerde belki tenofovirin etkisi oluyor olabilir. Ama sonuçta entecavir olsun, tenofovir olsun delta hepatitte uzun yıllarda verilse çok etkili değil gibi görünüyor. Peki verilsin mi? Gene de verilsin. Şu yönden verilsin. Bunlar transplantasyon adayı şu an en azından. Transplantasyonu da EBS antijen açısından en uygun şartlarda girmekte yarar var. Bu anlamda EBV DNA negatif olan hastalarda post transplant nüks açısından falan bir sıkıntı çıkması ihtimali iyice düşük. O anlamda delta hepatite nitrosanol verilmesinde bir sakınca yok. Bir tek sakınca var. Devlet bunu karşılamıyor DNA 2000 üzerinde olmadığı takdirde. Hastanın cebinden ödemesi durumunda sıkıntı oluyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şu anda yürümekte olan faz 3 çalışmalar, faz 2 çalışmalar, yeni ilaçlarla ilgili bütün çalışmalarda nükleoz analoğu, entecavir, tenofovir veya TAF kullanımı zorunlu görünüyor. Yani zorunlu. Hastaların en azından 3 aydır bu ilaçlara bağlı ilaç kullanımının sonucunda HDV 3 ay en az kullanıyor olması ve HBV DNA'sının da 20 internasyon ünitenin altında olmasının gösterilmesi gerekiyor. Hastaların çalışmaya alınabilmesi için bu yönden. Çalışmaya girmek isteyen hastalar için de böyle bir zorunluluk var. Ben de bir katkıda bulunabilir miyim hocam burada? Tabii. Şimdi hocamın da dediği gibi bu klinik çalışmalarda zaten nükleozit veya nükleotit analoglarının kullanımı noktası zorunlu gibi. Bir de poliklinik şartlarında çok sık rastladığımız bir hasta grubu var.
EBV DNA'sı 2000'in altında olan, yani düşük düzeyde pozitifliği olan, sirotik bir zemini olan bu hasta gruplarında mutlaka delta bakılması lazım. Çünkü aktif delta enfeksiyonu B'yi baskıladığı için bazen düşük miktarda EBV DNA pozitifliğiyle karşımıza gelebiliyor. O zaman da hem sirozu hem düşük düzeyde EBV DNA pozitifliği varsa hocamın dediği SGK açısından da bir fayda sağlıyor. Çünkü sirotik hastalarda DNA pozitifliği tek başına da yeterli. Bu hastalarda ben siroz olduğu müddetçe DNA pozitifliği varsa mutlaka oral antiviral veriyorum ki mevcut çalışmalarda o şekilde değerlendiriyorum. Evet, Ebu Bekir sorulara geçebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim. Yeni çalışmalarda niye şart koşuluyor? Yeni çalışmalarda şöyle bir şey gösterildi. Lonafanib ile ilgili bu çok güzel gösterildi. Lonafanib'e bağlı HDV RNA'yı azaltıyorsunuz. HDV RNA'yı azalttığınız zaman HBV DNA artıyor. Evet. Birisini baskılarken öbürü şey yapıyor. Dolayısıyla o bir problem yaratır endişesiyle öyle bir şey öneriliyor. Evet. Böyle bir soru var. Şanlıurfa'dan Tuğba Damar Çakırca. Sunumlarınız için teşekkür ederim sayın hocalarım. Tegile interferon tedavisinden yani alınmamasına rağmen kendi imkanlarıyla tedavi devam ettiren hastalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Etkililik konusunda veri mevcut mu? Yani bir yıllık tedaviden sonra kendi parasıyla alabilecek hastada ne yapalım? Yani bu furya uzun süre devam etti değil mi Cihan Hocam? Bundan bir 5-6 yıl önce gerçekten uzun süre kullanımı acaba faydalı olur mu şeklinde yorumlar vardı. Çok da faydalı görmedik biz. Çünkü süreç aynı şekilde tekrar geriye döndü. Benim klinik deneyimim bu şekilde. Aynı soruyu Emin Bodakçı da sormuş. Yani demek ki bu biraz güncelliğini koruyan bir soru. Bir seneden sonra cevap alamazsak ne yapalım? Şunu söyleyeyim. Şimdi bizim Journal of Infectious Disease 2018'de yayınladığımız bir makale var. Orada retrospektif olarak tedavi süreleriyle bir ilişkiye baktık. Ve bu tedavi süresine baktığınız zaman mesela 2 yıl kullanan var, 3 yıl kullanan var, 5 yıl kullanan var, 8 yıl kullanan var. Benim en fazla kullanan toplam tedavi süresi, tepek interferon kullanım süresi 10,5 yıl kullanan hastam. 10,5 yıldan sonra HDV RNA'sı kalıcı olarak negatifleşti. Bazı hastalar 5 yıl tedavi 5 yıllık 5 yıl toplam tedavi kullanan hastayla 1 yıl tedavi kullanan hastaları istatistik olarak karşılaştırdığı zaman istatistik olarak bir fark çıkmıyor. Ama onu başka bir yöntemle istatistik olarak karşılaştırdığın zaman tedavi süresi uzadıkça interferonun cevabın arttığını görebiliyorsunuz. Burada bütün dava şu. Şimdi mesela 1999'da zannediyorum Amerika'da J. Hufnagel'ın meşhur bir vakası var. Gastroenteroloji'de yayınlandı. Orada o vakaya baktığınız zaman hasta 12 yıl süreyle interferon hiç bırakmadan kullanıyor. 12 süreli interferon bırakmadan kullanan hastanın kendisi hekim, cerrah ve tedavisini kendisi düzenliyor. Tedavisini takip edenler J. Hufnagel, Adrian Dibichelli gibi bu alandaki devler. Onlar diyorlar ki tedavi keselim artık. Hayır diyor, ben diyor tedavi kesmeyeceğim. O zaman ilk başladığı zaman haftada 3 defa o klasik interferon var. Onu mesela haftada 3 defa kullanmıyor, her gün kullanıyor. Daha etkili olsun diye. Ve ilk 1-2-3 yılda pratik olarak HDV RNA'da hiçbir etki görülmüyor. Ama ondan sonra bir şekilde düşmeye başlıyor. Ve 12 yıl sonunda HBS antijen negatifleşince, anti-HBS de pozitifleşince o zaman tedavi bırakmaya razı oluyor. Dolayısıyla interferon tedavisinde erken başlanırsa interferon tedavisinin uzun süre kullanımının bir mantığı var. Ama
gerçeklerle bağdaşmıyor. Hastaların çoğu interferon tedavisinden nefret ediyor mesela. Ama kullanmak isteyen varsa, mesela benim bir mühendis hastam vardı. İnterferon tedavisi konusunda hatta gözünü korkutmuşlar. O, benim özel sağlık sigortam var. Eğer etkisi olacaksa devam edelim dedi. Devam ettik. 4 yıl sonunda HBS antijen negatifleşti ve bıraktık. Dolayısıyla interferon tedavisinin uzun süreli kullanımının bir de şey olarak da mantığı var. İnterferon farmakodinamiğine baktığınız zaman mesela hepatit C'de HCV RNA'yı yarılama ömrü 8,5 saat filan. Aynı süre delta hepatitte 8 ila 10 gün sürüyor. Yani interferon delta hepatitte uygun bir ilaç değil. Çok yavaş etki ediyor. Hepatit B'de hepatit C'deki etkisi neydi ki delta'da ne olsun? Hepatit B'ye C'ye göre etkisi daha da az. Ama o etkiyi görmek için en azından bir kısım hastada uzun süre devam etmek gerekiyor. O şeyi yani Journal of Infectious Diseases makalesini okumanızı öneririm. Şöyle bir bias var tabii. Ben sana interferon veriyorum. Sen tedaviye cevap veriyorsun. Nasıl cevap veriyorsun? ALT'n düşüyor. Tedavi kesiyoruz. ALT tekrar yükseliyor. Şimdi sen tam cevap vermedin ama hiç cevap vermedin değil. Bir miktar cevap verdin. Tekrar başlayınca tekrar cevap verme ihtimalin daha fazla senin. Ama bu iş yıllarca sürebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hastaya 5 yıl boyunca vermenize rağmen 5 yıl sonunda HDV-RNA'nın yeniden nüksetmesi ne demek? Ama o hastaya 8 yıl, 10 yıl verince o zaman da o da cevap verir hale geliyor. Ama inşallah bütün bunlara gerek kalmayacak bu yeni moleküllerin kullanımının artmasıyla. İnşallah. Abdülkadir Dökmeci Hoca aramızda herhalde konuşmak istedi. Bir bakayım. Abdülkadir Hocam sesi açarak konuşabilirsiniz. Beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz hocam. Öncelikle Sayın Fehmi Hocam, Mustafa Kemal Çelen hocalara teşekkür ederim. Tabii Cihan'ı dinlemek, Ebu Bekir dinlemek beni çok mutlu etti. Cihan'la biz uzun süre beraber deltalı hastaları takip ettik. Benim 3 hastam delta'ya bağlı karaciğer sirozu nedeniyle transplantasyona gitmişti. Bunlardan hatırlarsın Cihan sen de. Bunlardan bir tanesinde delta aktivasyonu oluştu. Fakat bu hastalarda tabii immünosüpresif tedavi aldığı için tedavide bazı sorunlarımız oldu. Bu konuda Cihan'ın fikrini alabilir miyim acaba? Post-transplant evet. Reaktivasyonu değil mi? D reaktivasyonu. Tamam. Şimdi delta hepatitte post-transplant dönemde reaktivasyon açısından dikkatli olmak gerekiyor. Katılıyorum. Hepatit B'de biliyorsunuz hepatit B immünoglobulin tedavisi eskisi gibi zorunlu olarak görülmüyor. Çünkü HBS antijen pozitifleşse bile tenofovir veya entecavirle veya TAF'la kalıcı HBV DNA negatifliği sağlamanız mümkün. Ama delta hepatitte hepatit B reaktive olursa, delta da ortalıkta dolaşıyorsa o zaman karşınızda yeniden delta hepatit çıkabilir. O da istenmeyen bir durum. O nedenle bir de bizim de dahil olduğumuz bir çalışmada, Almanya'da yapılan çalışmada bizim buradan karaciğer immünohistokimyalarını biz yaptık Türkiye'de. O çalışmada post-transplant karaciğerlerde anti-HDV pozitifliğinin, hepatit delta antijen pozitifliğinin karaciğer dokusunda immünohistokimyası olarak uzun süre devam edebildiği gösteriyor. Dolayısıyla HBS antijen tekrar ortaya çıkarsa bu delta gizlilik olarak uyur durumdaki delta hepatit kurtarılabilir.
aktive olabilir endişesi var. O nedenle post transplant döneminde en azından delta hepatitli hastalarda post transplant döneminde bir yıl süreyle hepatit B embriyonun tedavisine devam etmekte yarar var. Şunu söyleyeyim. Bütün bu gelişmeler olmadan önce, hepatit B hemoglobin tedavisi olmadan önce post transplant döneminde hepatit B nüksünün en az göründüğü vakalar pulmoner karaciğer yetmezliği birinci sırada ya da ikinci sırada kronik delta hepatiti. Diğer hepatit B'lerinde daha az nüks görülüyordu. Ama şu anda böyle bir şey var, sorun var. Fakat hepatit B hemoglobin tedavisi yapıldığı için genelde nüks çok nadir görülüyor. Toparlamaya çalışıyoruz aslında. Yani post transplant bu sürede devam etmeli. Benim bir sorum var. Şimdi genellikle hepatit B takibi aldığımız hastalarda delta antikorlarına bakıyoruz. Ama atlanabiliyor, bakılamayabilir. Şimdi genelde ne zaman şüpheleniyor? İşte karaciğer enzimleri yüksek olan ama DNA'sı düşük olan hastalarda delta'yla bir araç duyduk. Bu hep böyle midir? Yani DNA-HB ve DNA'sı yüksek olan deltalarda var mıdır? Esas bizim herhalde böyle vakalar varsa oran ne kadardır? Bu vakalarda herhalde delta başlangıçta bakmadığımız zaman atlayabiliriz. Ya şimdi şöyle, E-antijen pozitif delta hepatitte HBV DNA düzeyi E-antijen negatif delta hepatite göre bir miktar daha yüksek. Biz bu konuda bir yayın yaptık. Bu yayında vaka sayısının yeterli olması nedeniyle muhtemelen numerik olarak bu dediğim geçerliydi ama istatistik olarak anlamlı fark ortaya çıkmadı HBV-DNA açısından. Ama numerik olarak E-antijen pozitiflerde HBV-DNA daha yüksekti. Bunun dışında E-antijen negatifte de ben mesela 8 log'luk EBV DNA'sı olan hasta biliyorum. 8 log ne demek yani? 100 milyon kopyanın üzerinde DNA'sı olan hasta biliyorum. Böyle bir hasta olabiliyor. Normal şartlarda böyle bir hasta delta hepatit akla gelmiyor. Ama bu hastayı siz nükleos analog tedavisiyle tedavi etmeye başladığınız zaman ALT, AST yüksek kalmaya devam ediyorsa o zaman anti-delta bakmakta yarar var. Teşekkür ederim. Gördüğüm kadar zamanımızı da 15 dakika geçtik gibi. Ama bir de şunu söyleyeyim Fehmi Hocam, bir de buyurun. Türkiye şartlarında HBS antijen pozitif hastalarda özel bir takım şeylere, durumlara bakmaksızın her HBS antijen pozitif hastada hiç olmazsa bir defa anti-delta'nın serolojik tetkiğine bakmak şart. Evet. Anlatabiliyor muyum? Öbür türlüsü çok lüks olur yani. Evet. Nafis Hoca'nın bir temennisi var. Gerçek akademik webinar serisi. Lütfen pandemiden sonra da devam edecek şekilde programlara yapalım diye güzel bir önerisi var Nafis Hoca'nın. Teşekkür ederim. Muhtemelen devam edecektir zaten hocam. Bu kültürü edindik çünkü. Çok evet. Daha rahat oluyor oturduğumuz yerde. Daha rahat oldu. Evet. Katılımcılardan Emine Parlak ve Çiçek Geliz doktorlarımızın da soruları var ama Çiçek Geliz'in Mustafa Hocam laf arasında cevapladı. Görüyorum. Parlak'ın da sorusunu Cihan Hocam cevapladı. Eğer cevaplanmadığını düşünüyorlarsa tekrar yazabilirler. Çok sayıda teşekkür var. Ali Rıza Soylu, Nazan Tuna, Yıldız İknur Esen, çok sayıda teşekkürler var hocam. Sunumlarınız için gerçekten teşekkür ederiz. Herkes ayrılmadan son bir küçük duyuru var. Gelecek haftanın duyurusu, eğer o da yansırsa. Önümüzdeki hafta da inşallah hepatit poliklinikleri olgu tartışmaları. Profesör Doktor Tansu Yamasan ve Profesör Doktor Ali Mert Hoca yine perşembe saatinde, yine 12-15 arasında. Vakti olanları bekleriz. Gerçekten çok yararlı oluyor. Her alanın en etkin, en yetkin hocalarıyla toplantıları yapıyoruz. Vakti olanları bekleriz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz tüm katılımcılara. Tüm hocalarımıza da Cihan Hocam ve Mustafa Kemal Hocam. Gerçekten ben şu sonuca vardım.
Evet, mükemmel durumda değiliz ama gelecek için umutlanabiliriz. Gelecek haftaki hepatit polikliniğinde olgu tartışmasında Ali Mert bizlerle beraber olacak. Oraya da kısa kısa olgularınızı, sorunlu olgularınızı bekliyoruz. 7-10 Ekim'de de Sarıgerme'de, Dalaman'da umarım yüz yüze kongremizi yapacağız, planladık. Hep beraber orada da bu tartışmaları yapma şansımız olur. Ben Cihan Hocam'a özellikle, Mustafa Kemal Hocam'a özellikle çok teşekkür ederim. Toplantıyı kapatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Biz de sağ olun. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir toplantıydı. Teşekkür ederiz.